İçeride Haaland var. Haaland! Oy! Hepinize merhaba, ben Arden. Bugün yepyeni bir FIFA 21 Rebuild videosuyla karşınızdayım. Milli takımlar için özel bir Rebuild yapacağız. Her Avrupa milli takımından bir oyuncu alma Rebuild'i yapacağız. Birazdan göreceksiniz zaten. Geçen sene de bu konsepti yapmıştık. Bu sene de biliyorsunuz milli takımımız gündem oldu. O yüzden bu konsepti yapmak istiyorum. Bakalım nasıl bir Rebuild olacak, hangi oyuncular bizlerle beraber olacak ve Türkiye milli takımından kimi seçeceğiz kadromuza? Hepsini videoda göreceksiniz. Aynı zamanda şu anda Twitch'te canlı yayındayız. Chat'i de görüyorsunuz zaten ekranlarda. Yayınlarımıza gelmek için linki bırakıyorum. Twitch kanalımı takip ederseniz sevinirim. Haydi bakalım videomuza başlayalım. Konseptimizi bilmeyenler için hemen açıklamak istiyorum. Avrupa'daki her milli takımdan birer oyuncu seçeceğiz ve bu seçtiğimiz takımı kariyer moduna atacağız. Kariyer modunda Şampiyonlar Ligi'nde ve Premier Lig'de takımımızın neler yaptığını inceleyeceğiz. Buradaki en önemli nokta sizin de kadronuzu ben yazarken yoruma yazmanız. Çünkü herkesin farklı kadrosu oluyor ve farklı kadrolar görmek güzel oluyor. Bu yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Kadrolarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Haydi bakalım başlayalım kadro seçimimize. Şimdi dostlar biliyorsunuz Amerika Avrupa'da değil, o yüzden Almanya'ya geldik. Almanya'dan alacağımız oyuncu Joshua Kimmich'i alacağım abi. Defans orta sahaya gelsin. Avusturya'ya geldiğimiz zaman burada tabii ki de Marcel Sabitzer var. Marcel Sabitzer'i alalım. Ben ilk başta tam Arnautovic'i alıyordum. Chat beni uyardı. Alaba da var diyorlar ama baba Sabitzer orta sahanın 3 bölgesinde de oynayabildiği için bizim için avantajlı. Belçika abi, burada alacağımız oyuncu tabii ki KDB. Hoş geldin. Bulgaristan'dan da şimdi bir oyuncu alalım. Burada birazcık düşük reytingli oyuncular var. Kime alsak diye bakıyorum. Yani evet, gerçekten çok iyi oyuncular. Despodov'u alıyorum. Despodov. Çek Cumhuriyeti. Aa, Darida. Darida'yı eski videolardan hatırlayan çıkar mı? Sanmam. Ama çok farklı bir oyuncuydu eskiden. Onu gidin bakın yani. Bilmiyorum, şu anda çok bir şey söylemek istemiyorum ama Darida'yı severim. Alex Kral da var burada. Genç oyuncu Sosek. Kimi alsak diye düşündüğüm zaman burada Hlozek de var. Oha lan, çeklere bak sen. Allah Allah. Neyse, ben yedek kaleci Vastik alacağım. Danimarka. Danimarka'da Eriksen var. Braithwaite var. Baba Simon Kjær var. Schmeichel var. Buradan yedek kaleci olarak Schmeichel alabilirdik. Neyse. Ben buradan abi. Oha lan, bu Skov. Bu öbür Skov. Tamam. Ben buradan kimi alacağım biliyor musun? Delanay 29 yaşında. Højbjerg 25 yaşında lan. Højbjerg olabilir. Ben buradan Højbjerg alıyorum. Finlandiya, burada da Timo Pukki gelsin abi aramıza. Timo Pukki en bilindiği. Gel abi, hoş geldin. Baba Fransa'da kimi alacağız diye şöyle bir bakıyorum. Yani tabii ki Kylian Mbappe santraforumuza gelecek. Kanat da oynayabiliyor. Bak konuşamadım. Mbappe hoş geldin. Mbappe. Galler'e geldik. Gallerli kardeşlerime. Burada baktığım zaman Remzi abi var. Remzi abiyi almayacağım. Ben buradan Gert Bale'i alacağım ya. Gert Bale hoş geldin. Evet, Burak Yılmaz'ın dağıttığı Hollanda'ya şöyle bir bakıyorum. Kimi alsak diye buradan. Yani stopere ihtiyacımız var. O yüzden Matthijs de Ligt hoş geldin. Yani bu arada Van Dijk'i almamamın sebebi arkadaşlar, neden almadın diye kızacak olabilirsiniz ama hani şu anda kadroda falan değil ya, sakat diye almadım. Bir de hep Van Dijk alıyoruz. Almadım yani, o yüzden haberiniz olsun. Evet, İngiltere'ye geldik. İngiltere'ye baktığımız zaman şöyle bir Kane'i görüyoruz. Çift forvet Mbappe ile Kane oynatabiliriz. Sterling de var. Kane'i hep alıyoruz ama onu da düşünmemiz lazım. Sağ bekte Trent var. Sağ beki direkt garantileyebiliriz. Jadon Sancho yazanlar var. Sancho'yu alalım lan. Tamam, Sancho alalım. Sağ tarafa Sancho. İrlanda'da kim var abi? İrlanda'dan da sağ bek Doherty'yi alalım. Tamam, gelsin. Ya ben İskoçya'dan falan almak istemiyorum abi ya. Aa, gerçi yok, istiyorum. Çünkü Robertson var. Gel buraya Robertson. Evet, çok güzel. Geldin buraya Andrew Robertson. Sol bekte gayet güzel. Gayet güzel adamsın. Hemen devam ediyoruz. İspanya. Oyarzabal'ımız var tabi. Sağda Sancho, solda Oyarzabal. Forvet'te de şeyi oynatırız işte. Embuş'u oynatırız. O yüzden bence Oyarzabal oymaya gelsin abi. Oyarzabal hoş geldin. Baba burada İbra var mı İbra? Vallahi var. Ama Forvet'te çok oyuncumuz oldu. Farklı bir adam daha aldık. Forsberg 29 yaşına gelmiş lan. Kulusevski alalım o zaman. Kanat ve OF yedeği olarak Kulusevski gelsin. Ya da Kulusevski değil de Lindelöf yapalım ya. Vazgeçtim. Lindelöf daha iyi olur bize. Tamam. Fikrimi değiştiriyorum arkadaşlar. Evet. İsviçre'de Embolo var. Embolo Neymar.
Ben buradan Zakaria'yı alacağım. Hem orta sahanın stoper oynayabiliyor. Zakaria hoş geldin. İtalya baba, burada Immobile, Insigne. Ooo, Verratti var orta sahaya. Verratti de olabilir. Sağ bekle Florenzi. Ben buraya Verratti'yi alacağım ya orta sahaya, çünkü ihtiyacımız var orada. Ne yaptık? KDB, Sabitzer, Verratti orta sahasını kurabiliriz. Gayet bizim için güzel olur. Ver Verratti, gel bakayım buraya. İzlanda'ya geldik. Ya ben İzlanda'dan adam almayacağım. Bunlar hep bizi yeniyordu bir ara. Almayacağım, istemiyorum. Kanada, Kolombiya, Kuzey İrlanda, Macaristan. Macaristan'dan alabiliriz. Fenerli Zalai'yi alalım mı, yoksa forvet olan Zalai'yi mi alalım? Şaka bir yana, tabii ki burada Szoboszlai ya da stoper yedeğine de ihtiyacımız var ama Szoboszlai ne abi? Sol kanat yedeği de oluyor. Tamam, Szoboszlai gelsin. Szoboszlai hoş geldin. Meksika Avrupa'da değil, Mısır değil. Norveç! Evet, Norveç'ten kimi alacağız? Erling Braut Haaland'ı alalım. Her ne kadar çağlar onun içinden geçmiş olsa da Haaland tabii ki oyunda reytingi yüksek ve iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum yine de. Erling Braut Haaland hoş geldin. Yani Haaland'a çok dalga geçildi. Ben yine de iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum abi. Bir maçtan niye adamla dalga geçiyorsunuz? Adam bu zamana kadar bayağı Şampiyonlar Ligi'nde falan fırtınalar estirdi yani. Tabii ki milli takımıza karşı yemedi ama yani Haaland bence iyi bir oyuncu. Evet, Peru, Paraguay, bunlar şey değil. Polonya'dan Lewandowski var, kayda değer. Lewandowski'yi alalım. Yani orada nasıl bir forvetimiz olacak bilmiyorum ama buradan Leva'yı almazsak ayıp olur. Yapacak bir şey yok. Lewandowski geldi. Yani sağ bekleri falan da iyi değil. Portekiz'de abi Ronaldo falan da, bak biz bunların hepsini unuttuk. Ronaldo'yu da alsak ileri atçı. Bruno Fernandes de var. Bruno Fernandes alacağım. Orada De Bruyne falan bir şey yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Bruno Fernandes. Abi çok karıştı ortalık ya. Cancelo mu alsak acaba? Sağ bekimiz yok. Cancelo alıyorum. Evet, Cancelo aldım. Cancelo daha mantıklı şu anda. Sağ bekimiz yok. Cancelo'yu da hiç almamıştım kendim oyunda. O yüzden iyi oldu. Romanya'dan kimi alıyoruz abi? Hacı'nın oğlunu alalım, gelsin. Hacı gel bakayım. Tamam. Romanya'dan da Hacı'yı aldık. Arkadaşlar Ronaldo'yu almadık. Ayıp değil. Yani şöyle, hep aynı oyuncuları görmeyin siz de. Rusya'yı Avrupa'dan saymıyoruz. Sayalım. Evet, sayalım, tamam. Şeyi alıyorum, Dizikia'yı alıyorum. Dizikia stoper. Slovenya'ya geldik. Alacağımız oyuncu direkt belli. Hiç içeri bile girmiyorum. Jan Oblak. Gel bakalım. Vallahi takım manyak oldu. Bayağı da bir oyuncu aldık ha. Bayağı bir adam aldık. Şili Avrupa'da sayılmıyor ve Türkiye'm. Formalarımız da çok şık. Türkiye'mden kimi alacağız? Bu son videodan sonra Çalhanoğlu falan 99 kalmış. Tabii ki öyle olmayacak. Burada baktığımız zaman kimi alsak diye. Bu arada o videoyu da yakında yayında olacak. Kesinlikle izleyin arkadaşlar. Belki de yayınlanmıştır bile. Bir tane üşürebil çektik özel konseptle. O yüzden öyle kalmış yani. Baksana Ozan da öyle. Bir de kim? Ozan Kabak öyleydi. Evet. Ben buradan kimi alsam diye bakıyorum. Vallahi stopere aslında bir Çağlar'a ihtiyacımız var. Çağlar mı alsak? Çünkü stoperde birine ihtiyacımız var. Çağlar Söyüncü'yü alacağım ben. Çağlar'cım hoş geldin. Evet. Hatta kendi milli takımımız diye bir oyuncu daha alıyorum. Bir de Yusuf'umu alıyorum. Tamam mı? Yusuf Yazıcım gelsin. Evet. Buradan opsiyon kullandım. İki oyuncu aldık. Kusura bakmayın yani. Konseptimizi bozmuş gibi olduk ama milli takımımız. Milli takım. Kimi almasak ayıp oluyor. Çünkü hepsini seviyorum. O yüzden sıkıntı yani. Uruguay yok. Venezuela. Yeni Zelanda geçiyoruz. Yunanistan'dan da ben buradan duygusal davranıyorum. Kusura bakmayın. Nerede abi benim pelkasım? Canım bebeğim, her şeyim. Nerede pelkasım benim? Dimitris Pelkas hoş geldin. Başına geri döndük listenin. O zaman şimdi ben bu oyuncuların hepsini yazdım. Bunları bir takıma ekleyeyim. Geleyim. Siz de o esnada yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Nasıl oldu kadrolarınız? Siz benimle beraber nasıl kadro kurdunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Haydi bakalım şimdi kariyer moduna geçelim. Evet dostlarım. Hocamızın ismi savlarımız arasından Kozza ve sav olmayan yayını izleyen kardeşlerimiz arasından da Kral Koyar 99 oldu. Gerçekten çok değişik bir ismi var kardeşimizin. Şimdi hocaları da seçtiğimize göre artık kadromuzu görebiliriz. Şimdi arkadaşlar kendimizi Premier Lig'de West Bromwich'in yerine Antalya Spor'u getirerek öyle bir şeyler yaptık. Antalya Spor'a koydum takımı, öyle kurdum. Bir kere de böyle yapalım dedik. Renkleri de hani
kırmızı beyaz falan öyle yapalım dedik. Görüyorsunuz takımımızı da böyle 4-4-2 oynatıyoruz. Solda Mbappe, sağda Sancho, ileride Lewandowski ile Haaland. Çok forvet almışız. Stoperde Delik'le Çağlar Söyüncü beraber oynayacak. Sağ bek Cancelo, sol bek Andrew Robertson. Gayet güzel bir kadromuz var. Bakalım ne olacak? İnşallah Çağlar da daha çok kendini geliştirir. 82, 83, 84'ü görebilir sezon sonuna kadar. Bunu istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde kendimizi hemen onu da göstereyim. Şöyle bir gruba koyduk arkadaşlar. Baktığımız zaman Paris Saint-Germain, Leipzig ve Başakşehir'le aynı gruptayız. Chelsea'nin yerine değil, United'ın yerine koyduk kendimizi. O da farklılık olsun dedim. Öyle bir şeyler yaptım. Bakalım başımıza neler gelecek. Bu arada biz evet, takımımızda bir eksiğimiz yok değil mi? Hojbjerg'i de almıştık. Tamamdır o zaman. Lafı fazla uzatmayalım. Mbappe'yi SLK yap, 91 oluyor diye bir şey geldi Koza'dan, hocamızdan. Hemen onu da SLK'ya çevirelim Embo'muzu. Gel bakayım Embo. Zaten santrafor'da çok adam var. Embo neredesin Embo? Heh. Embo hoş geldin. Senin de gelişim planından o zaman bir sol kanat yapalım pozisyonunu. Gel abi. Şöyle bir sol kanat. Evet, 2 hafta diyor. Embo'cum sen sol kanat olacaksın. İnşallah orada başarılı oynarsın diyorum ve Ocak 1'e simüle ediyoruz. Dostlarım, Ocak 1'e geldik. Bakalım takımımız nasıl bir performans sergilemiş, çok merak ediyorum. Baktığımız zaman Premier Lig'de ikinci devam ediyoruz. Liverpool 4 puan fark atmış bize. Kapanmayacak bir fark değil. Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli. Gruplardan birinci çıkmışız. Paris Saint-Germain çıkamamış gruplardan Başakşehir'le beraber. Oha! Ve rakibimiz son altta yine Inter olmuş. Konuşamamak bu arada çok sinir bozucu. Evet. Rakibimiz Inter arkadaşlar. İtalyan devi. Görüyorsunuz Haaland artmış. Embo artmış. Sancho artmış. Çağlarım da artmış. Helal koçum benim be. Adamsın sen adam. Şöyle bir baktığımız zaman verim durumu nasıl acaba? Lewandowski 21 gol, 2 asist. Mbappe 15'e 4. Haaland, De Bruyne ve böyle devam ediyor arkadaşlar. O zaman çok uzatmayalım ve bakalım Inter maçında neler yaşayacağız. Evet, kadromuzu ekranlarda görüyorsunuz Inter'e karşı. Haydi bakalım deplasmanda. Her milli takımdan bir oyuncu alma takımımız 3-1. Güzel bir skorla yeniyor. 2 tane De Bruyne, 1 tane de Joao Cancelo atmış. Helal olsun. Vallahi ikinci maç rahatız zaten Inter'e karşı. O yüzden hiç sıkıntı değil. Yani çok rahatız. Hiçbir şey demiyorum. 2-0. Joao Cancelo ve De Bruyne. Cancelo önceki maçta da atmıştı değil mi? Manyak ya bu adam. Allah Allah. Abi yani... Takımı çok seviyorum. Yine İtalyan takımı geldi karşımıza ve bizim takım İtalyanları seviyor. 3-1. Sancho, De Bruyne ve Lewandowski adamsın. Haydi bakalım oğlum. Lazio zaten kolay rakip. Gelente, çakante, kaçante, gidente ve 3-3. Joao Cancelo, Haaland ve Lewandowski. Karşıdan da Immobile, Luis Alberto bamba atmış. Sıkıntı yok. Tur geçiyoruz. Valla Champions League'i ilk sezondan alacağız herhalde. Barcelona maçı bizim için çok kritik. İnşallah Barcelona'yı burada yeneriz. Abi yapma ya. Yapma işte ya. 5 şut 4. Ya abi böyle bir şans yok ya. 5'e 4 bir de ya. Oho. Barcelona'ya. Gidente adamlara. Çakante 90'a. Takante eve gelente. Zaten maç iç sahada. Hadi çakante. Adamlar bize çakante. Adamlar bize çakante, biz kaçante, yapacak bir şey yok. Sezon sonuna bir gidelim. İkinci sezonda da deneyeceğiz. Artık olmazsa da demek ki kurduğumuz kadro yanlışmış kardeşim. Allah Allah. Evet, sezon sonunda şu anda geldik. Başka bir şey yok herhalde. Tamam. Demek ki kupada da iyi değildik. Menajer reytingimiz 58. Sivas'a selam yolluyoruz. Ligde ikinci olduk. Liverpool 10 puan fark atmış. Emirates FA Cup'a bakalım. İşler iyi gitmiyor arkadaşlar. Karabağ Kupası. Evet, hiçbirinde yokuz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden yarı finalde elendik. Finalde Barcelona ve Juventus mücadele edecek. Görüyorsunuz toplam skorda 5-2. Barcelona bize çakante yaptı. Yapacak bir şey yok. Hemen şöyle verim sayısına baktığımız zaman Lewandowski 28'e 5, Haaland 27'ye 3, Mbappe 23'e 10, De Bruyne 13'e 13 ve geri kalan oyuncular ekranlarda Cancelo sağ bekten bayağı iyi verim sağladı. Onu da buradan tabii ki kutluyoruz. Şöyle baktığımızda Premier Lig'deki gol krallığı yarışında Haaland'ımız 3. olmuş. Asist krallığı yarışında De Bruyne'ümüz 4. olmuş. Gol yemeyen maçta da Oblak'ımız 1. olmuş Premier Lig'de. Şampiyonlar Ligi'ne de şöyle hemen bir göz atalım. Ederson gol yemeyen maçta 1. Oblak 2. Asist krallığında Mbappe 3. ve gol krallığında da Lewandowski Şampiyonlar Ligi gol kralı olmaya çok yakın. Tabii Ronaldo finalde 3-4 gol atmazsa.
Öyle bir şey işte. Yani moralimiz tabii ki bozuldu. Ama önümüzdeki sezon Çağlar daha da gelişecek. Kadromuz daha da gelişecek. Mbappe 96 olacak belki. Haaland 90'ı geçecek. Sancho 90'ı geçecek. O yüzden ben ümitliyim. Zaten genç bir kadromuz var. Lewandowski de yaşlandığı takdirde onun yerine kimse yok. Ama olsun, en kötü formasyon değiştirir, Verratti oynatırız. Tamam abi, sıkıntı değil. İkinci sezonumuza geçelim. Bakalım takımımız ikinci sezonda başarabilecek mi? Vallahi yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde hangi grupta olduğumuzu çok merak ediyorum. Şöyle baktığımız zaman güzel bir gruptayız. Galatasaray'la da aynı gruptayız. Bakalım başımıza neler gelecek. Hemen Ocak 1'e gitmek istiyorum. Haydi bakalım. Ocak 1'deyiz. Hemen şöyle bir çıkıyoruz. Baktığımız zaman abi, niye genel reytingimiz 69? Çıkamadık mı Şampiyonlar Ligi'nden ya? Yo, çıktık. Hem de birinciyiz. Tabii ki bu grupta birinci olmamız lazımdı. Baktığımız zaman Dortmund'la eşleşmişiz. Premier Lig'de de ikinciyiz abi. Ne yapalım Liverpool'a karşı? Yapamıyoruz yani. Önceki sezonun aynı ilerliyoruz şu an. Bakalım ne olacak? Ben de çok merak ediyorum. İyi geceler dedi. İyi geceler. Haydi bakalım arkadaşlar, şimdi Dortmund maçına geçelim. Vallahi Dortmund maçı zorlu bir maç bizim için. Dortmund da iyi bir takım ama Haaland'ları yok. Haaland. Evet, 3-0. Højbjerg, Mbappe ve Lewandowski. Evet, haydi bakalım Borussia Dortmund ikinci maçı Lewandowski'den. Gol bekliyoruz. 3-0 De Bruyne. De Bruyne ve Mbappe. Napoli'ye karşı çok önemli bir maç. Haydi bakalım Napoli'ye karşı neler yapacağız. Yani bence çakar geçeriz gibi, aynen öyle. Yusuf Yazıcı, Mbappe, Sancho ve Çağlar Söyüncü. Yusuf'la Çağlar golleri atıyor. Helal olsun adamsınız. Türkiye milli takımımız, helal olsun. Haydi bakalım Napoli ikinci maçına geçelim. Evet, haydi bakalım Napoli'ye karşı ikinci maçımız geliyor. 1-0 yeniyoruz. Haaland adamsın. Haydi bakalım oğlum ya. Haydi bakalım, Mbappe'miz 95 olmuş Barcelona'ya. Çakante artık yeter de. 2-2. Tamam, avantajlı taraf biziz. Messi birinci dakikada, hocam ne yapıyorsun ya, ben bir de sen benim favori oyuncumsun ya, niye böyle yapıyorsun ya. Sonra Sancho cevap vermiş, sonra Aspas Barcelona'da gol atmış. Arnan Delikt ve Aspas penaltı kaçırmış 90'da, güzel olmuş. Mbappe inanılmaz, 95 Barcelona'ya koymaya geliyor. Yes be, işte bu Haaland'la Delikt adamsınız, bitirdiniz Barcelona'yı. Olay budur arkadaşlar, finaldeyiz, intikamı aldık. Evet dostlar, final maçına geçmeden önce görüyorsunuz final Paris Saint Germain'e karşı. Şöyle bir lige bakalım. Şampiyoner milli takımdan bir oyuncu almaya bir takımımız, helal olsun. Yanlış bir şeye baktım. FIFA World Cup'a baktık. O ne olmuş lan acaba? Bir bakayım. Hayırdır? Dur bir dakika, ona bakmak istiyorum. FIFA World Cup nerede? Şu anda onu bulamayız. Evet, şu anda gerçekten kayboldu o. Aha. Daha oynanmamış abi, ne güzel. Ne güzel, tamam. Şeye bakalım, Karabağ Kupası, Emirates Kupası falan. Emirates Kupası'nda bir pukuz. Karabağ Kupası'nda finalde yenilmiş Arsenal'e. Nasıl yeniliyorsunuz finalde loser bir takıma yani? Allah Allah, milli takım FC. Şöyle geldik. Lewandowski 32-3. Lewandowski iyi oynuyor son zamanlarda, eskiden daha verimsizdi. Mbappe 30'a 7, De Bruyne 21'e 17. Ve ben burada verimleri gösterirken aynı zamanda Çağlar'ımı da kaptan yapmak istiyorum. Çünkü yüzü var. Hani yüzü oyunda var ve kupayı onun kaldırmasını istiyorum. Buradan yapılmıyor mu? Şeyden, kadrodan yapılıyor. Özür dilerim. Hemen şuradan Çağlar Söyüncümüzü Capitano yapalım. Rollerden. Gel abi Çağlar. Kaptan, tamam. Gayet güzel oldu. Bakalım şimdi finalde başımıza neler gelecek. Finale geçmeden önce de şöyle, Şampiyonlar Ligi'nde gol kralımız yok. Asist kralımız De Bruyne 3. yok. Gol yenmeyen maçta Navas 1. Oblak 2. Ve Premier Lig'de de herhalde her şeyi almışızdır. Oblak, De Bruyne ve gol kralını alamamışız. Tamam. Haydi bakalım. Hazırız. Maçımıza geçiyoruz. Kadroya alınmayacak oyuncuları otomatik olarak değiştir diyoruz. Sol bekte Robertson'ımızın bir sakatlığı vardı. Onun yerine ben burada Zakaria'yı oynatacağım. Sol bek olarak, sol kanat bek değil de sol bek olarak oynasın. Üstünde ünlemle oynasın. Yapacak bir şey yok. Hızı var. 85 hızla oynar. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndayız. İkinci sezonumuzda da ilginç bir şekilde. Haydi bakalım o zaman. Güzel olacak. Türkiye'mizde maçımıza başlayalım. Çağlar kupayı kaldıracak. Chat'te Çağlar kaldıracak yazmışlar. Haydi bakalım oğlum. Kupayı kaldırmak istiyoruz. Yağmurlu bir hava var Atatürk Olimpiyat Stadyumunda. Bu arada milli takımımız da biliyorsunuz Letonya maçını Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynadı. Bakalım başımıza neler gelecek. Bu arada Erling Braut Haaland araya girmek istedi. Giremiyor. Şimdi Sarabia. Sarabia, helal olsun koçum Mbappem. Şimdi Kevin De Bruyne.
Orta alanda Joshua Kimmich. Çağlar Söyüncü. Pası Haaland. Lewandowski. Haaland'ın önüne Erling Braut-Haaland. Sağda arkadaşına bırakmak istedi. Joao Cancelo rakibinden sıyıldı. Kötü pas. Haaland tuttu topu. Hocam. Neymar'a doğru uzun bir top. Kötü kontrol geldi. Neymar Junior Çağlar önünde. Neymar hayırdır dedi. Çağlar yeter lan. Oo, benim ismim Çağlar dedi. Orta alana pasını verdi. De Bruyne alır mı onu? De Bruyne aldı onu. Kevin De Bruyne topla süratli. Kevin De Bruyne sağ tarafa Jadon Sancho'yu bıraktı. Şimdi Jadon Sancho ceza alanına girecek. Jadon Sancho ceza alanına girdi. Oha, penaltı hocam. Hocam penaltı. Hakem beyaz noktayı gösteriyor. Beyaz noktayı gösteriyor. İnanılmaz orada yani hocam, sarı kart. Hatta kırmızı bile verebilirsin. Çünkü çok kontrolsüz bir giriş yaptı orada Sarabia. Haydi bakalım, penaltıyı şimdi Lewandowski kullanacak. Bence Çağlar Söyüncü kullanmalı. Haydi Çağlar, sana güveniyorum penaltı için. Çağlar Söyüncü. Gol! Çağlar Söyüncü attı golü. Keşke yeni saçları da oyunda olsaydı. Çağlar kaptan golünü atıyor 11 numarasıyla stoper. O da birazcık ilginç olmuş 11 numara ama olsun. Çağlar ayak işi düzgün bir vuruş. Topu Haaland'la buluşturdu. Aman 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 aman. Oblak kritik bir kurtarış yaptı orada. Dakikalar 15. Maç hızlı başladı. Korneri kullanacak Paris Saint-Germain. Kimi alamadı orada topu. Marquinhos topu çeviriyorlar. Draxler kaleye baktı. Bıraktı arkadaşına Koke. Hocam nerede faul? Çok kritik bir noktadan serbest vuruş kullanacak Neymar Junior. Yanına Sarabia'yı aldı. Neymar geliyor, vuruyor topa. Oblak. Mbappe. Tekrar Mbappe'nin önüne çok güzel bir ver kaç. Embolo Neymar. Embolo Neymar gidiyor. Embolo Neymar. Embolo pasını verdi. Şimdi Jadon Sancho L1 üçgen pasını aldı. Aynı pozisyon az önceyle. Jadon Sancho güzel vurdu olmadı. Güzel vurdu. Harika bir ataktı bence. Göze hitap eden bir ataktı ama olmuyor. Zakaria orta alanda. De Bruyne paslaşmalarla geliyor. Takımımız ancak top kaybı. Sol taraftan Bernat geldi. Bernat girmeye çalıştık. Bernat rakibini geçti. Bernat çekti şöyle. Aman diyoruz. De Bruyne de orada defansına yardımcı. Koke'nin önünde durmak istiyor. De Bruyne girdi topa. Helal De Bruyne. Adamsın. Adamsın De Bruyne. Sağ taraftan Haaland kaçacak. Erling Braut Haaland topla süratli. Erling Braut Haaland geniş alanı buldu. Erling Braut Haaland. Erling Braut Haaland vur oğlum. Allah kaleci. Kaleci kurtarıyor. Keylor Navas şimdi ortaya atacağız. Kevin De Bruyne içeride. Lewandowski doğru olmadı. Jadon Sancho. Top alta çıktı. Haaland sağda, Jadon Sancho tuttu şöyle, bıraktı Joao Cancelo'ya. Joao Cancelo içeride, Haaland var. Haaland! Ay! Erling Braut Haaland, inanılmaz bir gol. Bu nasıl bir gol? Erling Braut Haaland. Bakın burada Cancelo'ya çıkardığımız top. Gelen orta bomboş. Erling Braut Haaland ayağının ucuyla, arka ucuyla, 38 numarasıyla Kayseri'ye de selam yolluyor. Bakın burada Erling Braut Haaland harika estetik bir gol. Anasını avradını yazmışlar chatte. İşte bu golü Twitch chatim için attım, adamsınız. Tabii ki YouTube'daki kardeşlerimizi de çok seviyoruz. Evet. Oh, çok güzeldi ya. Böylelikle bu arada ilk yarının da artık sonuna gelmiş bulunacağız. Hocam artı 2'yi oynatıyorsun. İlk yarının sonuna geldik. Rahatız. Evet, Zlatan var bir gol yazmışlar chatten. İkinci yarıya başlarken Haaland'ın golü için hala orada yorumlar devam ediyor. Bu arada Sancho rakibini geçmek istedi, olmadı. Ortalana doğru şu anda Sergei Milinkovic-Savic. Kimi orada ayağını soktu. Pasını aktardı. Jadon Sancho topla hareketli. Jadon Sancho ilerliyor. Jadon Sancho Mbappe. Arka direğe koşu yap diyoruz. Arka direk Mbappe diyoruz. Arka direğe değil. Haaland, Allah, direği kırdı Haaland. Haaland neler yaptı. Şimdi tekrardan Erling Braut Haaland. Şöyle bir baktı. Erling Braut Haaland şutu geçmiyor. Bu maçta Haaland çıldırdı Çağlar'la beraber. Aslında biliyorsunuz Norveç-Türkiye maçında Çağlar Haaland'ı çok üzmüştü. Ama güzel takım arkadaşı oldular burada. Ya oğlum kare x yapacaktın. Neyse tamam. Ben burada kimi merak ediyorum? Kimi oynatmak istiyorum? Aslında Yusuf Yazıcı'yı oynatmak istiyorum ama çok tehlikeli şu anda. Sancho'yu çıkarıp bir Yusuf yapsak mı diye düşünüyorum. Ya da De Bruyne'i çıkarıp bir Yusuf yapalım abi. Önemli değil. Sol ayağıyla Yusuf orada bize OF pozisyonuna doğru geçsin. Bunun dışında bir de böyle devam edelim abi. Sancho'muz da şu an gayet hızlı, gayet iyi. Yusuf Yazıcı bir girsin bakayım. Sol ayağıyla belki bir gol atar. Haydi bakalım. Helal helal Çağlar. Helal adamsın.
Pasını da güzel verdi. Şimdi Embolo Neymar geliyor. Sol kanattan Embolo Neymar içeri doğru girecek. Ceza alanına girecek. Embolo Neymar girdi. Embolo Neymar. Çok kötü bir şut geldi Embolo Neymar'dan. Açısı da dardı. Yapacak pek bir şey yoktu. Allah kahretsin diyoruz. Moralimiz çok bozuldu. Yüklenmeye devam ediyoruz. Yusuf Yazıcı oyuna yeni girdi. Pasını aktardı. Kimi? Yusuf Yazıcı. Yusuf şöyle bir çekmek istedi. Topu kaybetme. Aman diyoruz. Aman diyoruz oğlum. Kontratağa gelebilirler. Sağ kanattan Calvert-Lewin gelecek. Yusuf Yazıcı karşısında ben topu kaybettiysem bırakmam diyor peşine. Yusuf Yazıcı aman diyoruz. Ortayı açabilir şimdi Paris Saint Germain. Geldiler Di Maria. Önü kapandı. Aman abi ne oluyor? Zakaria adamsın yürü. Mbappe kontra atakla geleceğiz. Mbappe. Abi nakış gibi orada dikiş gibi dikiyoruz adamları. Embolo Neymar. Geçir o pası. Embolo Neymar. Out'a gitti top. Marquinhos'tan çıktı. Hakem öyle gördü. Haydi bakalım şimdi korneri kullanacağız. Topun başında Joshua Kimmich var. Kimmich içeri doğru açtı. Lewandowski röveşada denemesi. Şimdi Joshua Kimmich. İçeri şöyle baktı. Kime atsam diye düşündü. Delikte geldi top. Yusuf Yazıcı'nın sol ayağı olabilir. Yusuf Yazıcı sol ayak. Yusuf ve gol. Yusuf Yazıcı sol ayağıyla inanılmaz bir gol attı Yusuf. Sol köşeyi gördü. Durumu 3-1'e getiriyor Yusuf Yazıcı. İşte böyle atarlar. İşte böyle atarlar Paris Saint Germain. İnanılmaz gördü Yusuf solu. Bakın burada. Paslaşmalar. Çağlar bu arada asistini yapmış oldu. Yusuf çok güzel koydu be. Güzel kapanış. Harbiden güzel gol. Embolo artistlik denedi. Hocam artı bir ve maçı bitir diyoruz hocam. Hocam maç bitti. Maç bitti, helal olsun. Helal olsun. 3-1 kazanıyoruz Paris Saint Germain'e karşı. Yusuf Yazıcı golünü yazdı. Çağlar Söyüncü kupayı kaldıracak. Her milli takımdan, Avrupa'daki her milli takımdan bir oyuncu alma rebuild'imizi ikinci sezonumuzda başarıyla tamamlıyoruz. Çok güzel bir yayın oldu aynı zamanda. Yayında da çok eğlendik. Şu anda 1 saat 38 dakikayı devirmiş bulunuyoruz. Twitch yayınlarımıza kesinlikle gelmeyi unutmayın. Hem rebuild yapıyoruz, hem PES'te top açıyoruz, hem video izliyoruz, hem de zamanı gelecek burada farklı hikayeli oyunlarda oynamak istiyorum. Şu anda çok izlenmediği için hikayeli oyunlar oynamıyoruz. Yoksa ben izleneceğini bilsem burada farklı şeyler de yaparım. Neyse efendim, görüyorsunuz burada oyuncularımız şu anda seremoni için geliyorlar. YouTube abone olun, like atın diyenleri chatte görüyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olmayı kesinlikle unutmayın ve Twitch kanalımızı kesinlikle takip edin. Özür diliyorum. Şöyle bir içten bir geyirik geldi. Geğirmedim. Evet. Haydi bakalım Çağlar. Kaldır oğlum kupamızı. Kaldır koçum kupamızı. Ve şampiyon! Arkadaşlar bu dakikaya kadar benimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.